Renkli sunumundan sonra ben strese girdim. Benimki pek müsaade kalacak diye. Ben basit basit reflüyü anlatmaya çalışacağım. Reflü hastalığının patogenezine vesaire değinmeyeceğim. Tanı ve tedavisini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu toplantı esasında aile hekimlerine yönelik bir toplantı. Her ne kadar çok fazla icabet edilmese de. Aile hekimleri gastroenterologlar mı reflüyü daha iyi bilmeli, aile hekimleri mi? Esasında aile hekimleri daha iyi bilmeli. Çünkü şu reflülü olan hastaların miktarı toplumda %10 ila 20 oranında reflülü kişi var deniyor. Bunun büyük bir kısmında semptomlar hafif. Dolayısıyla bunlar herhangi bir doktora falan başvurmaları söz konusu değil. Bu gruptan daha az bir kısımda semptomlar var. Bunlar aile hekimlerine başvuruyorlar. Gastroenterologlara başvuran kısımlar ise genellikle reflüye bağlı komplikasyon gelişmiş ya da tedaviye dirençli vakalar. Dolayısıyla gastroenterologlara gayet az bir kısım başvuruyor. Aile hekimlerine diğer gastroenterolojiye göre çok daha fazla hasta başvuruyor. Dolayısıyla aile hekimleri sık görüldüğü için reflüyü çok iyi bilmeleri gerekiyor. Şimdi tabii hastalığın tanısını koymak için önce semptomlarını elbette bilmek lazım. Bunu hepimiz biliyoruz. Reflünün tipik iki semptomunun bir tanesi pirozis, retrosternal yanma, diğeri regürjitasyon. Ama bunun yanı sıra göğüs ağrısı gibi, sırt ağrısı gibi, odinofaji, bulantı kusma, hipersalivasyon, halitozis. Hastamın bir tanesi gelmişti bana. Hiçbir pirozisi yoktu. Tek şikayeti o kadar çok tükürüğüm var ki tükürüğümü yutmaya yetiştiremiyorum diye gelmişti. Tek semptomu buydu. Hipersalivasyona refleks olarak neden olabileceği için tek semptom bile olabilir. Ağız kokusu, hazımsızlık, şişkinlik, epigastrik ağrı, komplike hastalara disfaji görülebilir. Burada hastada tipik şu iki semptomun mu olduğu yoksa diğer semptomların mı olduğunu aslında çok iyi dikkat etmemiz lazım. Çünkü tanıyı koyarken eğer hastada çok özel bir alarm durumu yok ise ve hastanın şu tipik semptomları varsa hani öküzün altında buzu aramaya gerek yok. Bu hastalara direkt ilaç tedavisini başlayıp tedaviden tanıya gidebiliriz. Ama hastalarda örneğin göğüs ağrısı varsa pirozis değil, regürjitasyonu değil ama sadece bir hasta göğüs ağrısıyla gelip ben reflü müyüm derse bu hastada tedavi reflüsün deyip tedavi başlamadan önce mutlaka araştırmak lazım. Bu şekilde özofagus'a ait semptomlar olabileceği gibi atipik, ekstra özofageal semptomları da olabilir. Ekstra özofageal semptomları niye olur? Komşudan dolayı olur. Çünkü biliyoruz ki trakea ile özofagus önlü arkalı, trakea önde, özofagus arkada. Dolayısıyla mideden yükselen materyal farinkse kadar yükselip buradan trakeaya geçecek ve hatta buradan da bazı hastalarda pulmoner sahaya dağılacak olursa işte o zaman ekstra özofageal semptomlar ortaya çıkar. Neler olabilir? Hastada sürekli benim geçmeyen farenjitim var diyebilir. Ya da sürekli boğazımı temizleme hareketi yapıyorum diyebilir. Sesim kısık diyebilir. Diş ve diş eti hastalıklarına eğer reflü materyali ta ağza kadar yükseliyorsa ki bu şart değil. Ağza kadar yükselmeyip daha aşağıdan da dönebilir. Diş ve diş eti hastalıklarına yol açabilir. Eğer pulmoner sahaya kaçıyorsa kronik öksürüğe neden olabilir. Şurada bakalım. Kronik öksürüğün etiyolojisi açısından araştırmışlar hastaları. Reflünün ekstra ezofageal semptomlarının tanınmasının artmasıyla birlikte bakın gittikçe kronik öksürük etiyolojisinde reflünün rolü artmış. Kronik öksürükle gelen 100 hastadan 40'ının esasında öksürüğün nedeninin reflü olduğu tespit edilmiş.
Dolayısıyla pulmoner patolojileri, primer pulmoner patolojileri düşünürken mutlaka kronik öksürükte reflüyü de düşünmek gerekiyor. Hatta bazen kimyasal pnömoniye bile neden olabilir. Astım bronşiyaliye neden olabilir. Erişkin yaşta non alerjik gelişen astım bronşiyale de mutlaka reflü hastalığını da ekart etmek gerekiyor. Sürekli pulmoner sahaya materyal kaçmasına bağlı olarak interstisyal fibrozis gelişebilir. Kronik bronşit görülebilir. Bu hastada bakın vokal kortlarda belirgin derecede ödem ve hatta şurada bir ülserasyon, şurada bir vokal kortlarda ödem, burada hastanın diş etlerinde hastalık gibi çeşitli ekstra özofagiyal semptomları görebiliyoruz. Reflünün tanısı için reflü tanısını nasıl koyarız? Tipik semptomu olan hastalarda, yani regürjitasyon ve pirozis olan hastalarda ampirik proton pompa inhibitörü testiyle, nedir bu test? Bu testte tipik semptom olanlara eğer bir alarm semptomu yoksa, biraz ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim nedir alarm semptomu. Böyle bir alarm semptomu yoksa ve hastanın tipik semptomu söz konusuysa bu hastalara hiç başka bir şey yapmaya gerek kalmadan direkt olarak proton pompa inhibitörü yüksek doz, çift doz verilir ve semptomun kaybolup kaybolmadığına bakılır. Eğer semptom kayboluyor ise rahatlıkla reflü tanısı konulabilir. Kaybolmamış olması da aslında tamamen ekart ettirmez. Ama kaybolmuş olması bu hastada reflüdür dedirtebilir. Buna proton pompa inhibitörü testi diyoruz. Bunun duyarlılığı %85, özgürlüğü ise %75 oranındadır. Demek ki tipik semptomu olan, alarm bulgusu olmayan hastalara bu şeyi başlayabiliyoruz. Testle kanı koyup başlayabiliyoruz. Ama bazı hastalara da endoskopi yapmak gerekir. Endoskopi atipik semptomu olan ya da ekstra özofagiyal semptomu olan hastalarda, alarm bulgusu olan hastalarda yapılması gerekir bir yaklaşımdır. Bu yapılabilir. pH monitorizasyonu esasında gastroözofagiyal reflü hastalığı için kesin tanı koydurucu olan bir işlemdir. Ancak eğer endoskopi yapıp endoskopide hastada eroziv reflü, yani özofajit gördümse, özofajit olduğuna göre artık bu hastada hani herhangi bir yani immünsüpresif değilse, bir enfeksiyöz özofajit yoksa, bir koroziv madde alımı söz konusu değilse ve hastada endoskopide erozyon varsa, özofajit varsa bu hasta artık reflü hastasıdır. Dolayısıyla bu hastaya antireflü cerrahi önermediğimiz sürece pH monitorizasyonu da yapmaya gerek yok. Yani bir göğüs ağrısıyla gelip de göğüs ağrısı yapacak diğer nedenlerin ekarte edildiği hastada endoskopi yapıp endoskopide eroziv özofajit gördüğümde hastalara pH monitorizasyonu yapmaya gerek yoktur. Ama endoskopisi negatif çıkan, proton pompa inhibitörüne cevap vermeyen, yani endoskopi sonunda bile hala tanı biraz soru işareti olan hastalarda ya da antireflü cerrahi önerilecek olan hastalarda preop olarak pH monitorizasyonu yapmak gerekebilir. İmpedans çalışması, özofagusa regürjite olan materyal genellikle midedendir. Dolayısıyla özofagustaki pH'yı 4'ün altına düşürür. 24 saatlik zaman diliminin %10'undan daha fazlası 4'ün altında olmamalıdır normalde. Ama %10'luk dilimde 4'ün altında pH varsa, yani asidikse, bu pH monitorizasyonu pozitiftir. Yani reflüyle uyumludur denebilir. Ama şu var, belki de materyal ta duodenumdan yukarıya regürjite olmaktadır. Duodenal materyal de asidik değildir. Dolayısıyla orada asit beklemeyiz. Onun için alkalen reflüyü ölçen impedans çalışmaları hastada 24 saatlik pH monitorizasyonu normal, ama hastanın bitip tükenmez özofagiyal semptomları olan hastalarda acaba alkalen bir materyal reflüsü mü var diye impedans çalışmaları da yapılabilir. Manometre, sintigrafi ve asit perfüzyon testi bunlara göre daha seyrek olarak reflü tanısı için değil, hastada gelişen özofagiyal semptomun, örneğin bir göğüs ağrısının reflü dışında bir başka hastalığa mı
örneğin akalazyaya mı ya da bir özefagus motor hastalığına mı bağlı olduğunu anlamak için, yani bir anlamda ayırıcı tanı için yapılır. Tipik semptom olanlarda direkt ampirik proton pompa inhibitörü testi yüksek doz veriyoruz dedik. Herkes endoskopi yapmaya gerek yok ama bazılarına da endoskopi yapmak gerekiyor. Kimler bunlar? Semptomu tipik olmayanlar. Örneğin sırt ağrısıyla gelenler ya da hipersalivasyonla gelenler ya da göğüs ağrısıyla gelenler ya da işte erişkin yaşta gelişen veya kulak boğazdan bize bu hastanın vokal kortlarında, larynx arka tarafta ödemi var, reflüsü mü var diye gelenler. Bunlara işte, yani semptomu tipik olmayanlara endoskopi yapmak gerekiyor. Ama bunun dışında alarm bulgusu olan hastalarda da kimler bunlar? Eğer 45-50 yaşından sonra hastanın yeni gelişen bir semptomu varsa veya hastanın kilo kaybı varsa, hastanın hem pirozisi var hoş güzel ama beraberinde de ciddi bir kilo kaybı var veya hastanın üst gastrointestinal sistem kanama geçirme öyküsü varsa veya kanama geçirmemiş olsa bile hastada demir eksikliği anemisi varsa veya hastada disfaji varsa, bu durumda da mutlaka hastalara endoskopi yapmaya gerek var. Diyelim ki endoskopi yaptık, reflü tanısını koyduk. Daha sonra devamlı kontrol için endoskopi yapmaya gerek var mı? Sonbahardaki gastroenteroloji kongresinde reflü ile özel ilgilenen Serhat Bor isimli bir hoca var. Bir hasta gelmiş, dedi ki ben, dedi, 13 defa endoskopi yapılmış hasta gördüm dedi. Yani her gittiği doktor tarafından bir de ben göreyim 13 defa endoskopi yapılmış. Tanı koyduktan sonra eğer hastada şiddetli bir özofajit yoksa veya Barrett yok ise, reflü tanısı konulmuş, hafif erozyonu var diyelim ki hasta. Bu hastada tekrar tekrar endoskopi yapmaya gerek yok. Yani bir kere endoskopi yapmak yeter. Endoskopide neyi görüyoruz? Endoskopide özofagus mukozasını değerlendiriyoruz. Hiatal herni var mı reflü için çok önemli bir predispoze faktör. Bunu görüyoruz. Bir komplikasyon var mı reflüye bağlı? Striktür var mı? Kanser gelişmiş mi özofagus alt uçta? Barrett var mı? Bunları görüyoruz. Ama şu var. Biz endoskopiyle anatomiyi görüyoruz, fonksiyonu görmüyoruz. Esasında reflü bir kardiyozofagiyal sfinkterin gereksiz gevşemelerine bağlı gelişen bir hastalıktır. Yani özünde esasında bir fonksiyonel disfonksiyon yatmaktadır. Ama bu fonksiyonel disfonksiyon çok şiddetli olup da özofagus mukozasında hasar yaratırsa, işte biz onu görüyoruz. Ama bu grup hastaların %40'ı, %60'lık bir grup reflülü hasta nanörazür reflüyle seyrediyor. Yani bunların endoskopisine baktığınızda özofagusta da bir şey yok, hiatal hernisinde de bir şey yoksa tamamen pırıl pırıl bir endoskopi bulabilirsiniz. Yani hasta hani bir atipik semptomla gelebilir. Biz bir endoskopi yaparız. Endoskopi normal, senin reflün yok. Tabii ki dedirtmez. Çünkü endoskopide neyi göreceğiz? Biz anatomik değişikliği ve mukozal hasarı göreceğiz. Normalde özofagus bu şekilde olmalı. Burada hasarlı bir özofagus görüyoruz. Hatta yukarıya doğru biraz Barrett gelişimi söz konusu. Veya burada bir striktür, sürekli yukarıya doğru asit kaçışına bağlı. Burada demek ki ülserasyon olup zamanla burada striktür gelişmiş. Böyle bir şey görüyoruz. Bunu endoskopide görebiliriz. Burada bir adenokanser gelişmiş özofagusta. Bunu görebiliriz. Ya da biraz önceki gibi bu şekilde özofagus hasarını görebiliriz. Ama olguların %40'ında görebiliriz. %60'ında pırıl pırıl tertemiz bir endoskopi görebiliriz. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, endoskopinin normal olması hiçbir şekilde gastroözofageal reflü hastalığını ekart ettirmez. Hastaların semptomunun şiddeti de endoskopik şiddetle korele değildir. Yani bir hasta gelip çok şikayetim var, öldüm bittim şöyle diyebilir. Bir endoskopi yaparız, hiçbir şey yok. Bir hasta gelebilir, yani biraz evet şöyle var gibi diyebilir. Bana
bizim hastanedeki öğretim üyelerinden birisi geldi. Benim biraz mide şikayetlerim var gibi dedi. Bir endoskopi yaptım. Özofagusunda 4. derecede özofajiti var, midesinde ülserleri var, duodenal ülserleri var. Her taraf haşat. Ama şikayetine baksan ağrı eşiği düşük bir hasta demek ki şikayet yüksek. Pek fazla bir şikayeti yoktu. Ama bir hasta geliyor, çok fazla şikayet ediyor. Ona endoskopi yapıyoruz. Bir şey çıkmayabiliyor. Yani semptomların şiddetli gastrodiyodonal ve özofageal olaylarda endoskopik bulguların şiddetiyle paralellik göstermez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada gerçekten hastaların şiddeti, daha doğrusu semptomların şiddeti, hastalığın şiddetiyle paralel midir sorusunu hedef alan bir çalışma yapılmış. Bakın, koyu renkli olanlar şiddetli hastalar. Koyudan açığa doğru gittikçe şey oluyor. Özofajiti olanlar, olmayanlar. Bakın, hepsinde aşağı yukarı aynı. Yani şiddetli olan grupta özofajiti, bu grupta özofajit yok. Bu grupta özofajit var. Hasta sayıları da bakın ne kadar fazla. Ta 2000 küsürlü rakamlarda. Özofajitli olan grupla özofajitsiz olan grupta semptom olarak herhangi bir değişiklik yok. Yani semptomlara çok itibar etmemek lazım. Benim gözlediğim mide kanserinde bile hiçbir şikayet yok. Evet. Yani çok vaka var. Tabii. Hiç daha önce gitmemiş. Mide şikayet yok, mide kanseri. Çok doğru. Biz geçenlerde öyle bir hasta gördük. 20 yaşında erkek hasta. 20 yaşında. Herhangi ailesinde bir risk faktörü söz konusu değil. Hastanın hiç mide şikayeti yok. Hatta ben endoskopiyi yapıp endoskopide mide seayı gördükten, pleural efüzyon nedeniyle göğüs hastalıklarına yatmış. Önce postpnömonik plörozi gibi denmiş ama sonra sitolojide malign hücreler çıkmış. Onun üzerine primer araştırmaya başlamışlar. Çocuğun şikayeti bacak ağrısı. Şikayeti bacak ağrısı. 3 ay içinde futbol oynamaktan tekerlekli iskemleyle gezer hale gelebilmiş. 3 ay içinde hızlı bir şekilde kötüleşmiş. Endoskopi yaptık. Primer araştırılırken endoskopisinde mide seayıyla uyumlu görünümü var. Çocuğu uyandırdıktan sonra ben tekrar konuştum. Mide şikayeti var mı? Hiçbir mide şikayeti yoktu. Evet, mide şikayeti olmadan tabii mide seayı olabilir. Olabiliyor. Evet. Baret, reflüde korkulan bir komplikasyon ama esasında o kadar da sık görülen bir komplikasyon değil. Reflülü hastaların %1 ila 5'inde görülüyor, %5 kadarında görülüyor. Eğer hasta, kimlerde baret olabilir? Mesela hasta geldi, reflüsü var, pirozisi var, tipik semptomları var esasında. Ben bu hastaya direkt tedavi mi başlayayım yoksa ona bir endoskopi yapayım mı? Eğer baret açısından risk faktörleri varsa, nedir bu risk faktörleri? Risk faktörleri varsa, semptomları tipik bile olsa endoskopi yapılması uygundur. Nedir bunlar? Hastanın yaşı 50'nin üzerindeyse, hastada 5 yıldan daha uzun süredir olan reflü semptomları varsa, eğer daha önceden bilinen bir hiatal hernisi varsa, hastada vücut kitle indeksi yüksekse, viseral yağlanması var ise, bu hastalarda baret olma ihtimali vardır. Semptomları tipik olsa bile bunlara başlangıcı endoskopiyle yapmak uygun olur. Ne yapmak lazım? Tabii ki özofagusal tuştan biyopsi almak lazım. Ve biyopside displazi, yanlış yazmışım, displazi çıkıp çıkmadığına bakmak lazım. Eğer displazi, yani baret yoksa o hastaya bir daha baret olacak mı, olacak mı, olacak mı diye tekrar tekrar endoskopi yapmaya gerek yok. Ama baret tespit edildiyse biyopside displazi çıkıp çıkmamasına göre ne yapacağımız değişir. Eğer displazi yoksa tekrar kontroller 3 yılda bir yapılır. 3 yılda bir yapılır. Ama displazi varsa, displazi düşük dereceli ise 6 ila 12 ay ama yüksek dereceli ise 3 ayda bir endoskopi yapmak gerekir. Daha önceki yıllarda yüksek displazisi olan hastalara özofajektomi öneriliyor idi. Ama şimdi endoskopik submukozal mukozal rezeksiyonunun mevcudiyeti nedeniyle ve özofajektominin de belli bir mortalitesinin olması nedeniyle bu hastalara, yani yüksek displazi hastalara direkt özofajektomi değil, malignite açısından yakın takip, çoklu biyopsi alma ve gerekirse endoskopik submukozal rezeksiyon öneriliyor. Yani baretten esasında olduğundan daha fazla korkulduğunu düşünüyorum ben.
Reflüsü olan her hastaya pH tanı yöntemlerinden bir tanesi pH monitorizasyonuydu. Reflüs olan her hastaya gerekmiyor. pH monitorizasyonda ne yapılıyor? Hastaya nazal, özofagus alt ucağı çeşitli yerlere pH algılayıcı proplar yerleştiriliyor ve 24 saat süreyle bunlar kaydediyor oranın pH'sı kaçtır diye. pH 4'ün altına düşecek mi, düşmeyecek mi? %10'luk sürede 4'ün altında olmamalı. Eğer fazla uzun süre 4'ün altındaysa pH reflü olarak kabul ediliyor. Kimlere pH monitorizasyonu yapmak lazım? Hastanın semptomları tipik, tipik dedik, alarm bulgusu da yoktu. Proton pompa inhibitörünü verdik ama cevap vermedi proton pompa inhibitörüne. Bunlara işte, çünkü o zaman tanıda bir soru işareti var. Proton pompa inhibitörü cevapsızlara yapmak lazım. Ekstra özofagiyal reflüsü olan, ekstra özofagiyal semptomu var. Bunlara endoskopi yaptık. Endoskopisinde bir şey yok. Dedik ki bu herhalde non-erozif reflü. Proton pompaya cevap vermedi. Buna da yapmak lazım. Başka, eğer hastada bir antireflü cerrahi düşünülüyor ise öncesinde ve bu bir non-erozif hastaysa, erozif hastaysa o bir zaten reflü hastasıdır. Onu direkt cerrahiye verebiliriz. Ama non-erozif reflüsü olan ve antireflü cerrahi düşünülen hastalara tanıyı netleştirerek, belgeli somut delillere dayanarak koymamız ve vermemiz lazım. Dolayısıyla bunlara verilmesi gerekir. Bazen hastalar cerrahi olurlar ama cerrahiden sonra semptomları çok geçmez. Acaba cerrahi inefektif mi oldu? Bunu tespit etmek için yine pH monitorizasyonu yapılabilir. Bir de erişkin başlangıçlı non-alerjik astım olan hastalarda da pH monitorizasyonu yapılmalıdır. Demiştim ki tanı yöntemlerinde manometri ve sintigrafi gibi diğer yöntemler var ama bunlar esasında reflü tanısı için değil. Bunlar özofagiyal semptomları yapabilen diğer hastalıkların tanısı için kullanılan, ayırıcı tanı için kullanılan yöntemler. Manometriyi ne zaman yapmak lazım? Manometriyi tedaviye cevapsız hastalarda, hasta diyelim ki göğüs ağrısıyla geldi. Bu hasta reflü olmayabilir, bu hasta. Öyle bir hastada şey yaptık biz. Hastanın göğüs ağrısı şikayeti var. Belli belirsiz disfaji şikayeti var. Hastaya endoskopi yapılmış. Endoskopisinde kayda değer bir şey yok özofagusta. Dolayısıyla non-erozif reflü olduğu düşünülmüş. Proton pompa inhibitörü verilmiş. Proton pompa inhibitörüne de pek cevap verilmemiş. Esasında orada artık 24 saatlik pH monitorizasyonu yapılması gerekiyor idi. O yapılmadan hasta proton pompa inhibitörüne cevapsız diye antirefli cerrahiye alınmış. Aslında proton pompa inhibitörlerine cevapsızların antirefli cerrahiden de fayda görme ihtimali çok yüksek değil. Onda başarısızsa öbüründe de başarısız olabiliyor tedavinin kontrolü, semptomların kontrolü. O bizim bahsettiğimiz hastada antirefli cerrahiye verilmiş. Antireflü cerrahi sonrasında da yine geçmemiş hastanın şikayetleri, disfajisi daha da belirgin hale gelmiş. Meğer akalazyalı hastaya reflü tanısı koyularak kardiyozofagiyal sfinkter daha da sıkıştırılmış. Daha sonra biz ona dilatasyonlar yaptık. Sonra hasta rahatladı herhalde. Yani bir daha gelmedi, rahatlamasa gelirdi diye düşünüyorum. Evet, yani manometriyi ne zaman yapacağız? Antireflü cerrahi öncesinde rutin olarak öneriliyor. Çünkü özofagusun motor aktivitesinde bir bozukluk olmaması lazım. Antireflü cerrahi olabilmesi için sintigrafi manometrinin hani yerini kısmen tutuyor ama manometri varken açıkçası bence sintigrafiye çok gerek yok. Tedavisinde ne yapacağız reflünün? Tedavide amaç tabii önce bir hastayı rahatlatmak. Hasta şey yapıyor, şikayetleri var. Mukozal hasarı iyileştirmek, komplikasyonların oluşmasını engellemeye çalışmak. Örneğin bir peptik strüktür gelişmesin ona çalışmak. Ve tabii ki hastayı iyilik halinde tutabilmek. Tedavi yöntemlerinde başlıca etkili iki şey,
Yani hani ilk başlangıçta özellikle aile hekimleri açısından önemli uygulanacak iki şey. Bir, hastanın yaşam tarzı değişikliği ve ikincisi ilaç tedavisi. Daha sonra eğer bunlara karşı cevapsızsa yarar zarar tartılarak endoskopik tedaviler ve cerrahi tedaviler söz konusu olabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri ne olmalı? Kilo verme olmalı. Hatta deniyor ki obez ve reflüsü teyit edilmiş. pH monitorizasyonu ya da eroziv reflü olarak, yani özofagus hasarı var, mukozal hasar. Reflüsü belgelenmiş obez hastalarda antireflü cerrahi yerine, eğer hasta kilo veremiyorsa kendi imkanlarıyla, ona bariyatrik cerrahi, kilo verdirici cerrahi, antireflü cerrahi yerine öbürünü yapmak daha mantıklı deniyor. Demek ki kilo verme alfabenin A'sı. Az ve sık beslenecek hasta tıka basa karnını doyurup kardiyozofageal sfinkteri gevşetip yukarıya doğru kaçışı kolaylaştırmayacak. Az ve sık beslenecek. Hepimizin bildiği diyette yasak olan yiyecekler var. Bunlar ne? Yağ, çikolata, kafein, nane, soğan, asitli içecekler, özellikle domatesli şeyler, bunlar da rahatsız ediyor. Bunlardan uzak durması lazım. Sigara ve alkol uzak durması lazım. Özellikle nokturnal semptomu olan hastalarda mutlaka yatak başını yükseltmesi lazım. Bunda esasında yastık yükseltmesi değil, tersine Trendelenburg gibi şöyle 30 derecelik bir açıyla şeyini yükseltmesi lazım. Yani özofagusunu mideden daha yukarıya alması lazım. Aslında yastık başını yükseltmesi çok uygun değil. Bir de uyumadan önce sıvı ve besin, en az 3 saat süreyle sıvı ve besin alımından uzaklaşmasını sağlamak lazım. Karın içi basıncını arttıran durumlardan uzaklaşmak lazım. Tabii reflülü bir hastada mutlaka kullandığı ilaçlara da dikkat etmek lazım. Çünkü bazı ilaçlar var ki bunlar alt özofagus sfinkter basıncını azaltıyorlar. Neler bunlar? Kalsiyum kanal blokörleri, nitratlar, hormonlar, beta adrenerjikler, nonsteroidler, teofilin, meperidin, diazepam. Dolayısıyla hastanın kullandığı ilaçları da mutlaka kontrol etmek lazım reflülü hastalarda. Yaşam tarzı değişikliklerinden sonra medikal tedavide ne yapacağız? İlaç tedavisinde. İlaç tedavisinde reflüye neden olan olay nedir? Saldıran hidroklorik asittir. O halde tedavimizi hidroklorik asite yöneltmemiz lazım. Ama tabii hidroklorik asitle birlikte mide içinde bulunan pepsin, eğer ta duodenumdan reflü yükseliyor ise safra asitleri ve pankreatik enzimler de daha az olarak reflüye neden olabilir. Ama bizim tedavimizin temelini en fazla gördüğümüz reflüye neden olan materyal olan hidroklorik asiti sekresyonunu engellemek üzerine olmalıdır. Yani antisekretuar tedavidir tedavinin temeli. Bunun için proton pompa inhibitörleri, kayıtsız şartsız aşık reseptör blokörlerinden daha önde olan bir ilaç grubudur. Antiasitler zaten biliyorsunuz tedaviye yandan giriyor. Aslında diğer ilaçların çok fazla yeri yok. Diğer ilaçlar, yani diğer ilaçlar ne olabilir mesela bu? Domperidon olabilir ya da metoklopramit olabilir. Alt özofagus sfinkterini baklofen olabilir, kasıcı ilaçlar. Bunlar ancak reflü tanısı net olan, yani endoskopisinde erozyon olan ya da 24 saatlik pH ile reflü denmiş olan proton pompa inhibitörüne cevapsız hastalarda kullanılmalıdır. Proton pompa inhibitörleri tedavinin temelini oluşturuyor dedik. Burada gördüğümüz gibi farklı proton pompa inhibitörleri var. Şimdi burada eski kuşaktan mutlaka bunlar tabii aç alınmalı, biliyoruz. En uzun bir açlık, yani proton pompasının en aktif olduğu dönem uzun bir açlık sonrasında çalışacağı dönemdir. Dolayısıyla uzun açlık gece, çalışacağı dönem kahvaltı. Kahvaltıdan yarım saat önce verilmelidir ki gitsin absorbe olsun, tekrar parietal hücreye gelsin ve pompanın çalışmasını bloke etsin. Bu açlıkta verilmesi önemli. Şu var. Eğer bir proton pompa inhibitörüne cevap yoksa onu kesip bir başkasını yazmak şarlatanlık mıdır? Değildir. Değildir. Hasta diyelim ki pantoprazol kullanıyor. Cevap alınamamış. Erozif reflüsü de var. Reflüsü de net. Cevap alınamamış. Bu hastaya pantoprazolü kesip yerine rabeprazol yazabilirsiniz. Çünkü bu enzimleri metabolize eden
enzimler toplumda polimorfizm gösteriyor. Yani pantoprazolün yazıldığı kişi pantoprazolü daha hızlı metabolize edip rabeprazolü daha yavaş metabolize edebilir. Dolayısıyla pantoprazolü aldığı an yani ortada ilaç kalmayıp rabeprazol verdiğinde daha etkin olabilir. Dolayısıyla ilaç değişiklikleri yani PPI'yi birinden diğerine switch etmek o bir şarlatanlık değildir. Onun bir altında yatan mantık vardır. Aşk reseptör blokörlerinden famotidini tabii ki sık kullanıyoruz. Famotidin de özellikle nokturnal reflüs olan hastalarda gece verilmesi uygundur. Normalde proton pompa inhibitörünü tek doz kullanıyoruz ama şiddetli erozif reflüs olanlarda ya da tek doza kısmi yanıt verenlerde bunlar da çift dozda kullanılabilir. Nokturnal semptomlar varsa aşk reseptör blokörünü daha iyi kullanmak lazım. Reflü tedavisinde proton pompa inhibitörleri aktif dönemde aşk reseptör blokörlerine göre kayıtsız şartsız daha üstündür. Bakın şu sarı çizgi burada semptom kontrolünü gösteriyor. Özofajitli hastaların ilaçla özofajitlerinin iyileşmesini gösteriyor. Plasebo pek iyileştirmemiş. Aşk reseptör blokörleri biraz iyileştirmiş mukozayı ama proton pompa inhibitörleri belirgin derecede iyileşmiş. Dolayısıyla aktif dönemde özellikle mutlaka proton pompa vermek lazım. Aşk reseptör blokörü akşama nokturnal şikayeti olan hastalara eklenebilir. Antiasitler ve arginik asit ise Gaviscon özellikle safra reflüsü olanlarda etkiliyor. Sıvı olanı tercih etmek lazım. Etkiler 30 dakika içinde başlıyor. Bunlar yardımcı ilaç olarak kullanılıyorlar. Eğer hastada proton pompa inhibitörünü kullanılmasına rağmen bir direnç söz konusuysa ne yapmak lazım? Hasta düzenli alıyor mu? Yemekten yarım saat önce alıyor mu? Yani kullanımla ilgili bir sıkıntı var mı? Buna bakmak lazım. Eğer kısmi cevap var ise dozu arttırmak lazım ya da gece aşk reseptör blokörü koymak lazım. Birine cevapsızsa öbürüne işte toplumdaki enzim polimorfizmi nedeniyle çabuk metabolize olmuş. Dolayısıyla kanda ilaç kalmamış olabilir. Onun için switch yapılabilir, değişiklik yapılabilir. Şunu söyledim zaten. Proton pompa inhibitörüne cevap yoksa, diyelim ki erozif ezofajiti var. Yani reflüsü var. Reflüsü var hastanın, işte erozyonu gördüm. Proton pompayı da verdim. Hala pek bir semptom, yani iyileşme yok. Acaba reflü olan materyal asit değil de safra mı, biz boşuna yanlış şeyle mi uğraşıyoruz diyerek mutlaka safra reflüsü de düşünerek impedans çalışmaları bu hastalarda yapmak lazım. Ve tabii ki bir de proton pompa inhibitörüne cevapsızsa bu bir benim o verdiğim akalazyalı hastanın reflü zannedilip antireflü cerrahi yapılması gibi, bu bir acaba reflü dışı hastalık mı, buna da dikkat etmek gerekirse işte 24 saatlik pH ile şey çıkmazsa, reflü çıkmazsa manometrik çalışma yapmak gerekir. Ne olabilir bunlar? Nonülser dispepsi olabilir, ülser olabilir, gastrit olabilir, yani reflü dışında diğer hastalıklar, kanserler olabilir, koroner arter hastalığı göğüs ağrısıyla olabilir, işte akalazya veya özofagusun diğer motor hastalıkları olabilir, işte bulantı, kusma, hazımsızlık, şişkinlik gibi geçiş, kolelitiyazis olabilir veya diğer etiyolojili işte ilaç özofajit olabilir, korozif özofajit olabilir, enfeksiyöz özofajit olabilir gibi. Yani veya eozinofilik özofajit olabilir. Eozinofilik özellikle genç erkek hastalarda ve alerjisi olanlarda, alerjisi olan genç erkek ve özofagiyal semptomu olanlarda mutlaka eozinofilik özofajiti de düşünmek lazım ayrıcı tanıda. Proton pompa inhibitörünü verdik. Tedavi süresi ne kadardır? 8-12 haftadır ama hastaların büyük kısmında reflü tekrarlar. Ne kadar? Bakın 2 ay içinde kesiminden, ilaç kesiminden sonra %50'sinde 2 ay içinde, %80'inde 6 ay içinde tekrarlıyor. Yani reflüden kurtuluş yok gibi görünüyor. Dolayısıyla bunlara, bu tekrarlayan hastalara uzun süreli proton pompa inhibitörü vermek lazım. Bu nasıl veriliyor? Şu anda günümüzden revaçta olan ihtiyaç halinde tedavi. Yani burada hastalardan yola çıkarak bulunmuş. Yani hasta şikayet olduğu zaman ilacı alacak, proton pompa inhibitörünü, olmadığı zaman almayacak. Tıpkı bir ağrı kesici gibi. Bu
yöntem kullanılabilir. Ya da sürekli olarak düşük dozda, yarım dozda, burada da yine semptomları kontrol altında tutan en düşük dozda kullanılmalıdır. Yarım dozda sürekli olarak kullanılmalıdır. Eğer hastalarda uzun proton pompa inhibitörü kullanılması gereken grup özellikle kimlerdir? Komplikasyonlu reflüler. Kim bunlar? Şiddetli özofajit olanlar ya da baret olanlar ya da striktür olanlar. Bunlar da uzun süreli kullanılmalıdır. Proton pompa inhibitörünü uzun süre kullandığımızda bir şey var mıdır? Hasta geliyor diyor ki hocam siz bana bunu kullan dediniz ama eczacı bu kadar kullanırsan kanser olursun dedi. Ben çok korkuyorum diyor. Şimdi insan verilerinde proton pompa inhibitörünün uzun süreli kullanımının hayvan şeyinde nöroendokrin tümöre neden olduğu gösterilmiş. Ama insan çalışmalarında en eski çıkan biliyoruz omeprazol. Omeprazolün sürekli kullanılımına bağlı da literatürde bir kanser verisi yok. Dolayısıyla uzun süreli kullanımı kansere yol açıyor diyemeyiz. Ne oluyor uzun süreli kullanıldığında? Osteoporoz ve kalça kırığı. Diyelim ki bir hasta var, osteoporozu var, reflüsü var, ameliyat olmak istemiyor. Yani proton pompa inhibitörü var ama osteoporozu var. Eğer osteoporoz açısından ilave bir risk faktörü yoksa, ne bileyim steroid kullanmıyor ise, hani immobil değilse gibi diğer faktörleri yoksa sırf osteoporozu var diye proton pompa kullanmaktan kaçınma. Yine de kullanabilirsin. Ama proton pompanın yanı sıra diğer osteoporoz risk faktörleri de varsa yani bu hastada kullanılmayabilir deniyor. Pnömoni sağlıklı bireylerde sorun değil ama özellikle hani yatan hastalarda sorun olabilir. Enterif enfeksiyonlar aynı şekilde yine bağırsak şey midenin hipoasitesine bağlı oradaki flora artışı nedeniyle vitamin B12 malabsorpsiyonu ve hipomagnezemi kullanılabilir. Clopidogrel kullanımı kardiyak hastalarda biliyorsunuz aspirin ya da clopidogrel yani veriliyor ikisinden bir tanesi. Hatta stentin ilk 6 ayında ikisi birden veriliyor. Etkileşimi var mı? Kullanılmasına bir şey yok. Yani bir miktar etkileşim var ama bu kullanım için bir sakınca değil. Yani clopidogrel kullanan hastalarda onu da ver, proton pompa inhibitörünü de ver. Burada tabii ilaç etkileşimi en az olanları vermek lazım. Onlar da pantoprazol ve rabeprazol. Yan etki mi? Ben şöyle söyleyeyim. Geçenlerde benim meslekte 30. yılım için şey verdiler. Yani Jülide Hanım genç görünüyorsun dedi ama göründüğüm kadar genç değilim öyle söyleyeyim. Ben proton pompa inhibitörünün yani doğru düz bir yan etkisini görmedim. Yani yan etki bilmiyorum. Hocam daha çok daha benden daha yani korkulacak ilaç grubu değil bence. Yani osteoporoz da bence öyle. Tedavi süresi ne kadar oluyor? Hayat boyu. Hayat boyu. Yüzüm halde tedavi. Tabii. Hayat boyu. Hayat boyu da araya girip, mesela repte oldu bir kere, araya girip 5 gün, bir hafta, yani bir gün değil de, yani bir zaman... Ağrı kesici gibi yok. İşte pazartesi şikayeti var, pazartesi ilaç alacak. Salı, çarşamba rahat almayacak. Perşembe var, perşembe alacak. Cuma, pazar, pazartesi rahat almayacak. On demand, ihtiyaç halinde tamamen. Hastanın semptomlarına bağlı olarak. Endoskopik tedaviler, yani açıkçası endoskopik tedaviler bir gastroenterolog olarak burada yer almalıyım ama ben bunların biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Endoskopik tedavilerde komplikasyonların tedavisini yapacağız tabii. Peptik strüktür varsa elbette ki onu dilate edeceğiz. Hasta yutamıyorsa yutar hale getireceğiz vesaire. Ama onun dışında hani radyo frekans enerji veya proksimal gastrik plikasyonu hani dikişsiz reflü ameliyatı. Yani bunlar şey alternatif değil. Yani hem benim kişisel düşüncem hem de bu konuşmaya hazırlanırken slaytların sonunda göstereceğim. Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin reflünün en son guideline'ını şey alarak, baz alarak bu konuşmayı hazırladım. Orada da diyor ki endoskopik tedaviler antireflü cerrahiye diyor bir diyor alternatif değildir diyor. Dolayısıyla endoskopik tedavileri daha fazla değinmeyeceğim. Cerrahi tedavi kime ne zaman? Kime ne zaman? Eğer hasta gençse ve ilacı kestikten sonra 8-12 hafta proton pompayı kullandık, iyi hoş cevap verdi, kestik, tekrarladı. Görünüyor ki bu hasta hep böyle hayat boyu reflülü olarak kalacak. Hele de hiatal hernisi falan varsa. İşte genç hastalara
hayat boyu ilaç kullanmasından korumak için hastayla konuşularak bu hastalar antireflü cerrahiye verilebilir. Ama tabii antireflü cerrahiye verirken reflü tanımız net ve belgelerle, semptomlarla olmamalıdır. Ya endoskopide erozyon görülmelidir, yani erozif ezofajit olmalıdır, ya da erozif ezofajit değilse 24 saatlik pH monitorizasyonda reflü olduğunu belgelemeliyiz. Ayrıca manometrik çalışma yaparak da ezofagus motilitesinde bozuk olmadığını da göstermeliyiz. İşte genç hastalara verilebilir. Veya hasta ilaç almaya gönülsüz. Ben ne kadar kullanacağım, bıktım artık ilaç kullanmaktan diyor. Ya da ilacın bir yan etkisi var. Bunlara verilebilir. Hiatal herni olduğunda reflü kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu hastalar sürekli hayat boyu gene reflü çekecektir. Bunlara da verilebilir. High grade displazili Barrett özofaguslu hastalarda da yine cerrahi uygulanabilir. Proton pompa interne cevap vermeyen, peki bir hasta var, erozif reflüsü var, yani reflü olduğu net. Proton pompa interne verdik, cevap yok. Ona cevap vermeyince gastroenteroloğun kurtuluş olarak sen ameliyat ol demesi çok doğru değil esasında. Niye? Çünkü proton pompa interne cevap vermeyen antireflü cerrahiden de cevap alamama ihtimali yüksektir. Bunu hastayla konuşmak lazım. Yine ekstra özofagiyal semptomlarda antireflü cerrahi o kadar yüz güldürücü olmayabiliyor. Bir de herhalde sondan ikinci slide bu, konuşmamın sonuna yaklaşıyorum. Barrett'i bir tekrar vurgulamak istiyorum. Barrett kimlerde özellikle beklenebilir idi? Reflülü hastaların hani az bir kısmında görülüyor. Ve Barrett tespit edildiyse eğer, bu Barrett'ten kanser gelişme ihtimali yıllık 1/5. Yani o kadar çok yüksekte değil. 50 yaş üzerindeki hastalarda, 5 yıldan uzun süredir reflüsü olan hastalarda, hiatal hernisi olanlarda, vücut kitle indeksi yüksek olan, viseral yağlanması olan hastalarda, bunlarda işte Barrett riski yüksek. Dolayısıyla hastanın semptomları tipik olsa bile bu Barrett riski yüksek olan gruba bunlara başlangıcı bir endoskopiyle yapabilirsin. Endoskopisinde Barrett yoksa bir daha tamam endoskopi yapma. Şiddetli özofajiti yoksa eğer. Barrett'in takibini nasıl yapacağız? Barrett'in takibini displazi yoksa 3 yıl arayla yapacağız. Düşük displazi varsa 6-12 ayda bir yapacağız. Yüksek displazi varsa da 3 aylık arayla yapacağız. Tabii ki biyopsileri alacağız. Ben bu konuşmamı hazırlarken internetten ücretsiz olarak, yani şey gerekmiyor, hani abonelik gereken bir şey değil, gastroözofageal reflü hastalığının tanı ve tedavisindeki guideline'lar, Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin 2013 yılında en son yayınlanan bu olan literatüründen faydalandım. Çok detaylı olarak orada yazılı. İsteyenler oradan da daha detaylı bilgiyi alabilirler. Teşekkür ederim. Sorusu ve katkısı olan var. Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Zaten güzel bir şekilde sorun. Şimdi benim bir soru soracağım. Buyurun hocam. Reflü ve cerrahi özellikle bu medyada tartışılması gereken. Ben şuna inanıyorum. Bunlar böyle gördüm. Ve izlenimleri tuttum. Yani reflü hastalığında ya sens var. Barrett varsa, üçüncü stresi bir patolog tarafından değerlendirilmiş ama konuya spesifik çalışması olan bir fakültelerden bir yerlerimiz. İyi bir cerrahın bu işi yapması gerekiyor. Ama onun dışında hasta dayanamadı, şunu yapamadı, diyor ki benim hasta işte gençtir, işte bir ömür nasıl çekecektir falan filan gibi anlayabilir. Yaklaşımları ben şahsen aklım doğru bulmuyorum. Bu tamamen bir araya gelip farklı disiplinlerle karar vermesinde sıkıntı olduğunu ben düşünüyorum. Mesela ben soruyorum büyük merkezlere, yani kaç tane cerrahi verdim? Cerrahide, mortalite, morbidite, temizlete. Ben mesela reflüden ölen hasta görmüyorum ama cerrahide ölen çok kıymetli insanları görüyorum.
sizin Eskişehir'de de insan yani bunlar da vatandaş, yiyorlar, içiyorlar. Şimdi Amerika'da falan batıda çok büyük, Amerika'da batıda yeme içme işi inanılmaz. Alkol alma işi inanılmaz. Obezite inanılmaz. Yani her şey lefliğe davet var. Ama bizde o kadar değil. Yavaş yavaş belki gelecekte bizde de bu tip vakalar artacaktır önümüzdeki yıllarda. Lefli cerrahisi yapan hocanız var mı üniversitede? Yani bu iş üzerinde iyi, ben lefli bir iş yapıyorum. Endikasyonu kendi başına mı veriyorum? Vakayı siz mi gönderiyorsunuz? Siz hangi kriterleri gözlemle alıp gönderiyorsunuz? Ve şimdiye kadar kaç vaka gönderdiniz? Kaç vakanın kaç istifade ettiği gibi? Ben tabii bir soru sorayım ki yani neticeyi açık canıtım görmüş olurum. Evet. Hocam bizim hastanede reflü için, şimdi reflü cerrahisi yapan hoca var ama reflü cerrahisi yapan aynı zamanda fıtık da yapıyor, tiroid de yapıyor, her şeyi de yapıyor. Spesifik değil ama reflü cerrahisi yapılıyor. Her şeyi yapıyor. Tabii hocam yani ben şöyle söyleyeyim, kendim kişisel olarak reflü cerrahisi, antireflü cerrahi önerdiğim hastalara, ki bu hastalarımın bence %5'ini bile geçmez diye düşünüyorum. Çünkü zaten proton pompa inhibitörü yan etkisi hani olmayan, çok az olan bir ilaç. Hasta onunla alıp onunla rahatlıyorsa zaten hasta da istemiyor genellikle. İstemiyor. Yani antireflü cerrahiye az hasta gönderiyorum. Bizim hastanemizde spesifik reflü yapan yok. Ben hastayla reflü cerrahisinin de başarısının %100 olmadığını, %80-85 olduğunu en iyi ellerde bile, disfajiyle sonuçlanabileceğini ya da inefektif cerrahi olabileceğini, bunların hepsini bildiriyorum. Ama ona rağmen mesela hasta, benim kişisel düşüncem hocam, geçenlerde bir hasta muayene ettim. Hiatal hernisi var. 20 yaşında erkek hasta, ilaç kullanmak istemiyor, ilaca uyumsuz. O hasta cerrahi olabilir bence. Hiatal hernisi yok. Hiatal hernisi yok. Proton pompa inhibitörüne cevabı var. Onları göndermiyorum. Yani genç olsa bile. Göndermiyorum onları. Bence yaklaşımınız doğru. Çünkü şunun için söylüyorum. Biraz fazla cerrahi indikasyonu dediğini bilmiyorum, Legen'in de çektiğini, İstanbul'da ve İzmir'de böyle bir yarış var. İstanbul'da güzel çok zevkli cerrahisi yapacak, biz mi yapacağız diye böyle bir yarışları var. O hocam herhalde cerrahların yarışı ve sebebi de duygusal yani nedenler diyeyim. Hayır, İstanbul'daki hem cerrahlar hem gastroenterologlar suçlu, İzmir'de yalnız gastroenterologlar suçlu. Onlar kendi elleriyle bir tık veriyorlar. Yani ben şey yapmıyorum. Bu cezası onunla ulaşılacağına yani reflü de yani bu displazi konusunu çözebilecek patoloğa gidiyor. Yani. En çok üzerinde durdum. Evet. Nokta o. Bir de ben Amerika'ya gittim sana kulaklar çınlasın. Eskişehir'de adamın adını alalım. Atilla Ertan. Bir gün bir galiba dedi, yemek vardı akşam dedi. Dedi ona dedim, katılacağız dedim. Nerede dedim, ben söylediği yeri bilin dedim. Ondan sonra, daha orayı bilemem dedim. Ondan sonra, beni de alırsan da iyi.